Hepinize Diyarbakır'dan merhaba arkadaşlar. Diyarbakır'dayım. 24 saatliğine geldim Diyarbakır'a Deva Partisi ile beraber. Ali Babacan'ın Diyarbakır'daki ilk kongresini izlemek istedim. Diyarbakır bütün siyasi partiler için aslında siyasetin başlama vuruşunun yapıldığı yerdir. Bütün mesajlar burada verilir. Demokrasiye dair, adalete dair bütün konuşmalar burada yapılır ve bütün siyasi partilerin aslında İlk kongresi de burada yapılır derken şöyle bir şey oldu. Bir dakika, şuna hemen bakalım. Gençler, kolay gelsin. Ali Bey mi bekliyorsunuz? Deva Partisi, duydunuz mu? Ali Babacan'ı. Allah yardımcısı olsun. Zor mu diyorsunuz işi? Öyle diyorum ben. Şimdi gelenlere bilgisayar değil ama. Ben 9 yıl çalıştım partide. Siyasi partide. Polis görmedim. Beğeniyor musunuz peki? Demokrat Parti, Menderes, Demirel. Onun haricinde görmedim. Bir de Ecevi. Bir de Ecevi. Bu içinden başka arama. Gelen paraya koşuyor. En azından onu düzeltin. Diye bir şey kalmadı. Ben Tayyip Erdoğan'ın fedaisiydi. Nereye çocuk babacan? Suriye İlçe Başkanlığı'nı zaten. Ha, hadi bakalım. Peki. Allah gönül diye. Ha, burayı ha, oraya bekliyorsunuz. Evet. Aa. Ya Hakan, yani ayrıca bir haber yapmaya gerek yok aslına bakarsan. Türkiye'de işte Diyarbakır'da Sur ilçesi burası. Sur'un içinde buranın en işlek caddesidir. Maskem elimde, video için çıkarttım. Birazdan takacağım. Şimdi biliyorum benim izleyicilerim merak ederler. Özlem Hanım, maskeniz nerede falan. Bütün Türkiye'nin gerçekleri aynen burada da geçerli. Bugün cumartesi. Cumartesi sabah uçağıyla geldik biz. Ali Babacan, Zeynep Babacan ve Ali Babacan'ın kurmaylarıyla, kurucularıyla birlikte büyük bir heyet olarak gelindi. 2-3 gazeteciyiz sadece. Doğrusu ben çok merak ediyordum. Diyarbakır nasıl bir refleks verecek diye. Ali Babacan güçlü bir konuşma yaptı. Vicdanlı da bir konuşma yaptı. Pardon, yolun ortasında, tabii haklısın. Vicdanlı da bir konuşma yaptı. O konuşmanın bazı bölümlerini istersen kolaj olarak belki ara ara koyalım Hakan videonun içine. Gerçi internet ortamında Babacan'ın bütün konuşmalarını bulmak mümkün. Çünkü canlı olarak yayınladılar zaten sosyal medyasından da. Şehitlerimize saygı duruşuyla başladı kongre. İstiklal Marşı söylendi. Ardından da buranın sembol isimlerini, aralarında tabii Tahir Elçi'nin olduğu, Ceylan Önkol'un olduğu sembol isimlere birer selam göndererek başladı konuşmasına. Biz buraya adaleti, demokrasiyi, refahı getirmek istiyoruz dedi. Hiç kimse seçmenin iradesine ipotek koyamaz dedi. Devletin kanyumlarıyla değil, sizin seçtiğiniz yöneticilerle yönetilecek burası dedi. Diyarbakır hazır mısınız diye sordu. O konuşmanın bazı bölümlerini isterseniz şöyle ekrana getirelim. Adalet peşinde ömrünü feda eden Tahir Elçi'nin gözleriyle hafızalarımıza kazınan, 12 yaşında hayatını kaybetmiş Ceylan Önkol'un şehrinden, Diyarbakır'dan hepinizi selamlıyorum. Biz bu topraklarda siyaset yollarını kapatan herkese karşı buradayız. Onlarca yıldır terör eylemleri düzenleyen, gencecik çocuklarımızı dağa çıkmaya zorlayan, vatandaşlarımıza baskı yapan, siyaset alanını daraltan terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız. Oluşturduğu güvenlik sorunları nedeniyle bölgemizin kalkınmasının önünde en önemli engel olan, bölgeye yatırım yapmak isteyenleri ürküten, yeni istihdam oluşmasının önüne set çeken terör örgütüne karşıyız. Yöntem olarak şiddeti seçen ve ölümden beslenen tüm yapılara karşıyız. Terör örgütleriyle mücadele çok yönlü bir mücadeledir. Sadece güvenlik enstrümanları kullanılmaz. Diplomasi kullanılır, uluslararası ilişkiler kullanılır ve bunlar ustaca kullanılır. Biz halkımızın kamu birimlerinin hukuksuz baskısıyla terör örgütünün baskısı arasında sıkıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz sokaklarda tomanın olmadığı, sabaha karşı operasyonların yapılmadığı bir Diyarbakır için buradayız. Biz analar ağlamasın diye buradayız. Biz demokratik siyaset için hazırız, buradayız. Peki Diyarbakır hazır mı? Gördüğünüz gibi burada
Yani pandemi çekincesinden bir eser yok. Sokaklar tıklım tıklım. Ama tabii yoksulluk ve yoksunluk da Türkiye'nin her yerindeki manzaralar gibi burada da var. Herkes adaletten bahsediyor. Adalet bitmiş diyor. Herkes ekonomiden bahsediyor. Gençler işsiz. Yol boyunca gördük kahvehanelerde oturan erkekler, gençler. Öyle oturuyorlar. Böyle yüzlerinde sanki bir sis bulutu var gibi. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum sen. Özlem Hanım. Evet siz... benim. Merhaba. Tanrım Hanım nasıl biliyorsun? Aynen bravo. Nereden sizi... tanıdınız? Aa ben tanıdım valla. Halk TV'de mi izliyorsunuz evet, veya evet. da YouTube kanalda evet, izliyorsunuz? Evet bazen tartışma programlarında görüyorum. Evet çok memnun. Çok sevindim böyle. Teşekkür ediyorum. İsminiz? Şaban. Şaban Bey çok memnun oldum. İsminiz? Emine. Eşim. Emine Hanım çok memnun oldum. Çok memnun. İyi günler diliyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet ya. Diyarbakır'da böyle şeyler de oluyor sabahtan beri. Özellikle kadın izleyiciler çok enteresan da Hakan'cığım. Farklı ekranlardan, YouTube'dan tanıyanlar var. Harika bir sabah kahvaltısıyla başladık günü, onu da söylemeliyim. Herhalde Türkiye'nin en misafirperver, en cömert illerinden biri Diyarbakır. Buraya geldiğiniz zaman sizi sürekli yedirirler yani tıka basa. Sabahta harika genç kızlarla Pınar ve Mizgin'in bize servis verdiği, yardımcı olduğu nefis bir yerdeydik gerçekten. Ben hiç böyle bir kahvaltı sofrası görmemiştim. Bak oradan bir iki fotoğraf koyayım istersen. O kahvaltının ardından da ticaret odasına gitti Sayın Babacan. Biz de onu takip ettik. Sonra küçük bir toplantı oldu ve sonra da kongre konuşması. Şimdi surda geziyor, esnafla konuşuyor, insanlarla konuşuyor. Akşam saatlerinde bir yemek yapılacak. İşte buranın önde gelenleriyle, sivil toplum kanaat önderleriyle. Ardından da basınla yani bizim küçük grubumuzla bir sohbet toplantısı yapacak. Gece 11'de. Sabah 5.30-6 gibi başlıyormuş güne. Ve gerçekten 14 saat, 15 saat kesintisiz çalışıyormuş. Zeynep Hanım'la tanıştım bu vesileyle. Zeynep Babacan'la. Çok merak ettiğim bir genç kadın. Genç kadın dediysem aslında benimle eşit. 46 yaşındaymış. Ben inanamadım gözlerime. Üniversite öğrencisiymiş Ali Babacan'la evlendiği sırada. Biraz sohbet ettik. Görücü usulü mü dedim. Yok dedi, sayılmaz dedi. Erkek kardeşiyle tanışıyordum dedi okuldan. Ali Bey'in öyle tanıştık dedi. Uzun yıllardır da evliler. 3 evlatları var. Büyük oğulları artık yetişkin bir çalışan. Ortanca kızları bu sene üniversiteye hazırlanıyor. En küçük oğulları da ilkokul 5. sınıf öğrencisi. Nasıl gidiyor dedim online eğitim evde. Valla dedi işte sıkıntı. Bilkent'te okuyor o iki evlat. Şöyle bir izin isteyelim. Şuradan karşıya geçiverelim. İzinmeden. Dur şöyle. Gerçekten bir ilgi var. İnsanlar merak ediyorlar ne anlattığını, ne anlatacağını. Kongre konuşması da benim gördüğüm kadarıyla beğeniyle karşılandı. Durumlar böyle. Diyarbakır'dan notlar. Kongrede bir Kürtçe şarkı da çalındı. Varni Varni isimli. Omer Süleyman isimli bir bestecisi varmış şarkının. Ünlü de bir şarkıymış. Neden derseniz Avrupa'da özellikle işte Arap mutfağı falan çok moda olmuş şu aralar ve dünyanın en ünlü futbolcuları da bu lokantalara gidiyorlarmış. Avrupa'da David Beckham da gidiyormuş ve David Beckham'ın gittiği bir lokantada paylaştığı story, Instagram'daki hikayesinin arkasında da bu şarkı çalıyormuş meğer. Omer Süleyman'ın Varni Varni şarkısı. Kongrede de o şarkı çalındı yine. Ah işte yakaladık, bak geliyor heyet. Ben suru baştan başa yürüdüm, geri döndüm. Onlar daha hala yürümeye devam ediyorlar. Biraz geniş çalışalım. Biraz. Hakkari edelim. Ali Bey, nasıl buldunuz Diyarbakır'ı? Diyarbakır muhteşem. İlgi de muhteşem galiba. İlgi nasıl? Görüyorsunuz çok gayet iyi. Nasıl arkadaşlar?
Yani Serdar televizyonculuk olunca Hakan tabii ben senelerce televizyon muhabirliği yaptım. Dolayısıyla elimde kamera, kah duvarlara çıkıyorum, kah bankların üstündeyim, kah ağaçlardan kediler benim yayınıma giriyor biliyorsunuz. Böyle neşeli oluyor benim yayında. Merhaba. Hay Allah. Şöyle yapalım, beraber çekilelim. Siz de girin. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben Tigris Haber Gazetesi'nden gelen muhabir. Öyle mi? Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet Hakan'cığım, Diyarbakır'dan notlarım böyle. Gördüğün gibi şu an... Hay Allah. Durumlar böyle.